Katil İsrail, Gazze şeridinin hem kuzeyi hem de güneyini hedef alıyor. Saldırılarında her gün çok sayıda Filistinli şehit oluyor. Evleri bombalıyor, araçları vuruyor, katliamına dur demiyor. İsrail ordusu ve Shin Bet ortak bir suikast düzenledi. Hamas'ın Batı Şeria'daki üst düzey yöneticisi Nail Saklı hedef aldı. Gazze şeridinde gerçekleşen saldırıda Saklı şehit oldu. Kassam Tugayları ise İsrail'e karşılık vermeye devam ediyor. Refah kentinde pusu kurdular, İsrail tanklarını sıfır mesafeden hedef aldılar, büyük patlamalar yaşandı. İsrail'in katliamı 10 ayı geride bıraktı. Ne rehineler kurtarıldı, ne Hamas yok edildi. Katil Netanyahu ise Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada zafere yakınız demişti. Ancak veriler tersini söylüyor. Amerikalı CNN'in hazırladığı rapora göre Hamas taburları hala kritik bölgelerde. Direnişçiler sahada azalan kaynaklarını da etkili şekilde kullanıyor. 24 taburun 21'i de duruyor. Askeri uzmanlar da İsrail'in hedeflerine hala ulaşamadığı konusunda hemfikir. İşgalciler 10 aydır sadece sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. İsrail ordusunun işlediği savaş suçlarına kendi askerleri dahi isyan ediyor. Aylardır Filistinlilerin acımasızca katledilmesi nedeniyle bazı askerler Gazze'ye geri dönmeyi reddediyor. Yaklaşık 40 asker bir mektup yayınladı, geri dönmeyeceklerini belirtti. Mihail Ofer Ziv, o İsraillilerden biri. Ziv, Amerikan CNN International kanalına verdiği röportajda kendini operasyon komutanı olarak tanıttı. Gazze'deki İsrail güçlerini takip ettiğini ve hava saldırılarını kendisinin onayladığını anlattı. No audio, just video. You just see the feed and then all of a sudden you see just the building goes boom, you know, goes up in flames like a big mushroom of clouds. Looks like a video game. Exactly. Ziv bu saldırıların sonrasında görülenlerden bahsetti. Bu gerçek hayatta oluyor dedi. Strikes. At some point your brain kind of cannot disconnect those two things anymore and they start to connect. This is happening in real life and has actual effect on those people. So you start connecting the dots. Hem ülke içinden hem yurt dışından savaş karşıtı mesajlar alsa da İsrail ateşkese yanaşmıyor. Gazze'deki soykırıma ortaklık yapan Amerika Birleşik Devletleri ise ateşkes konusunda çelişkili mesajlar veriyor. Hamas'ın ateşkese yanaşmadığını iddia etmişlerdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, başta İsrail'in ateşkesi onayladığını, Hamas'ın kabul etmediğini savunuyordu. Ancak en son açıklamasında hem İsrail'in hem Hamas'ın henüz anlaşmayı onaylamadığını bildirdi. Yine de ateşkeste hiç olmadığı kadar sonuca yakın olduklarını vurguladı. Thank you.